Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuvvet ve hareket konumuzun geri kalan kısmını, geri kalan soru çözümünü yapmaya devam ediyoruz. Evet, yarı çapları R2R, 2R olan KLM kasnakları ile şekildeki sistem oluşturuluyor. Kasnaklar kendi eksenleri etrafında sabit hızla döndürüldüğünde açısal hızları omega k, omega l, omega m oluyor. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, R ile 2R'yi bağlamış, birbirine bağlamış. Dolayısıyla bunların tur sayıları ile yarı çapları ters orantılıdır. Bu bir tur dönerse bu iki tur döner. L ile K iç içe olduğu için bu da iki tur döner. 2 omega, 2 omega, 1 omega, yani K eşit L büyük M şeklinde B seçeneği şeklinde sorumun cevabını yazabilirim. ON çubuğu ok yönünde omega açısal hızı ile sabit frekans ile döndürülüyor. Noktaların hızları ve noktaların hızları VK, açısal hızları V, omega, periyotları T olduğuna göre arkadaşlar TK, TL, TN eşittir. Omega K, omega L, omega N eşittir. En dıştan içe doğru geldiğimde hızın büyüklüğünün artacağını, yani N büyüktür, L büyüktür, K şeklinde olacağını, N büyük, K büyük, L şeklinde olacağını da söyleyebilirim. Yani burada bütün öncüllerim doğru olmuş olur sevgili gençler. Düzgün bir çubuk üzerine konulmuş X, Y, Z cisimleri çubuk O noktasından geçen düşey eksen çevresinde omega hızla döndürülünce cisimler ancak dengede durabiliyor. Buna göre cisimlerle yüzey arasındaki sürtünme katsayıları KX, KY, KZ arasındaki ilişki nedir? Şimdi gençler, burada sürtünme kuvveti X için yazarsak K çarpı MX çarpı G eşittir MX çarpı omega kare çarpı R olacak. Buradan MX'ler gidecek. Buradan KX değerim ne gelmiş olacak? Omega kare çarpı R bölü G. Şimdi Y için yazarsam gençler, MY'ler gene gidecek. Bu sefer KY için omegalar aynı olacak ya, omega kare çarpı 2R bölü G gelecek. KZ için yazarsam omega kare çarpı 3R bölü G gelmiş olacak. Dolayısıyla Z'ye X şeklinde ne yapabilirim? Şeyleri yazabilirim. Katsayılarım arasındaki şeyi yazabilirim. Z büyük, Y büyük, X şeklinde yazmış olurum sorumun cevabını. Evet, kütlesi 1 kilogram olan cisim K noktasından serbest bırakılıyor. Cisim L noktasından geçerken ipteki gerilme kuvveti ne olur demiş. Şimdi gençler, öncelikle buraya 5R demiş olalım. Şurası 4R olacak. Çünkü 90, 37 buraya da 53 kalmış oldu. Yani bu adam 1R kadar düşmüş olacak. Dolayısıyla MGR kadarlık bir potansiyel bu noktadaki kinetiğe dönüşmüş olacak. 1 bölü 2 M çarpı V kare. Buradan M'ler gitti. V kare eşittir 2GR gelmiş oldu. Şimdi bu noktadaki hızımı bulmuş oldum. 2GR. Peki buradan sonra ne yapacağız hocam? Aşağı doğru MG'miz var. Yukarı doğru ise T'miz var. T eksi MG buradaki net kuvvet. Bu neye eşit? F merkezine, yani M V kare bölü R'ye eşit olacak. T eksi MG eşittir M çarpı 2GR bölü R. Buradan R'ler gitti. Şöyle, burası 5R olacak arkadaşlar. Çok özür dilerim çünkü 5R dedim. Dolayısıyla T eksi MG eşittir 2MG bölü 5 olmuş olacak. Buradan T eşittir 2MG bölü 5 artı MG. Yani 2 çarpı 1 çarpı 10 bölü 5 artı 10. Buradan 2, 4, 14 gelmiş olacak. En aşağı noktadaki ip gerilmemiz. Evet. Evet, şimdi düşey kesti şekildeki gibi olan sürtünmesi sistemde K noktasından V hızı ile geçen cisim yoldan ayrılmadan R noktasına kadar ulaşabiliyor. Buna göre K, L, M, N noktalarında cisme uyguladıkları tepki kuvvetleri NK, NL, NL, NM ve NN arasındaki ilişki için ne söylenebilir demiş. Şimdi sevgili gençler, burada buraya geldiğinde aşağı doğru cismin ağırlığı var. Yukarı doğru sistemin tepkisi var ve burada MG eksi NL eşittir F merkezil diyeceğim. Dolayısıyla burada NL dediğim şey ne olmuş olacak?
MG eksi F merkez yüzey olmuş olacak. Şimdi M'ye gelelim. M'ye geldiğimizde aşağı doğru MG'miz var. Yukarı doğru ise NM'miz var. Dolayısıyla bu defa NM eksi MG eşittir F merkez yüzey diyeceğiz. Buradan NM eşittir F merkez yüzey artı MG olacak. Son durumda L'de zaten herhangi bir olayım yok. MG. Burada NN'yi sormuş. Tamam. Aşağı doğru N var. Aşağı doğru MG var. Bu defa ne oldu? Buradan NN eşittir. F merkez ile eksi MG oldu. Ne söylenebilir? Şimdi sevgili gençler, burada en büyük olan N olacak bir kere. N'nin en büyük olduğu, N'nin en büyük olmadıklarını götürdüm. Küçük. N ortada kalmış. Olmaz. NN en büyük, NN en küçük. Bu da olmaz. Yani ya Edirne ya da ne olacak? Bursa olmuş olacak. İkisi de zaten aynı şık. Aynı şık hatası şey olmuş gençler. Dolayısıyla cevabımızın B seçeneğinin olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet. Şekildeki KL cisimlerinin O1 ve O2 noktalarına göre eylemsizlik momentleri eşit büyüklüktedir. Şimdi eylemsizlik momentleri eşit büyüklükte ise, yani I'ları aynıysa, bunların R'leri arasında, omegaları arasında nasıl bir şey var? Buna I dedim. Buna da I dedim. 2R'ye R, bu bir tur atasıya kadar, bu 2 tur atıyor. Yani bunun açısal hızına omega dersen, bunun açısal hızına 2 omega diyeceğim. Pardon. K dişlisi ok yönünde sabit açısal hızla döndürülürse K ve L'nin açısal hızları eşit büyüklükte olur. Yanlış. K'nın dönme kinetik enerjisi daha büyük olur. 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega kare K'nın dönme kinetik enerjisi. 1 bölü 2 çarpı I çarpı 4 omega kare L'nin kinetik enerjisi. L'ninki daha büyük oldu. K ve L'nin açısal momentumları zıt yönlüdür. Tabii ki bu böyle saat yönüne dönüyor. Bu saat yönünün tersine dönüyor. Dolayısıyla L'nin açısal momentumunun yönü nokta olurken K'nin açısal momentumunun yönü çarpı olmuş olacak. Dolayısıyla 3. öncülüm yanlış olmuş olacak. Cevabım C seçeneği olmuş oldu. Sevgili gençler. Evet. Merkezleri O1 ve O2 noktaları etrafında eşit frekanslarda dönen XY makaraların eylemsizlik momentleri I'ya 2I'dır. I'ya 2I'dır. Aynı yönde dönen X ve Y makaraları için açısal hızları eşittir. Şimdi bunların eylemsizlik momentleri I 2I'dır. Eşit frekanslarla. Şimdi frekans eşitse omegalar da eşittir. Tamam. Açısal hızları eşittir. Çünkü frekansları eşit. Açısal momentumları. Bununki I omega. Bununki 2I omega. X makarasının aynı açısal hızla X'e göre döndürmek daha zordur. Evet, çünkü bunun eylemsizlik momenti daha büyük. Yani Y'yi daha zor döndürürüm. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği olmuş olur. Şekildeki dünya güneş etrafında eliptik yörüngede şekildeki gibi dolanmaktadır. R1 büyük R2 olduğuna göre dünya K konumundan L konumuna gelirken dünyanın çizgisel hızı artar. Evet arkadaşlar, en uzakta en küçük, en yakında en büyük oluyordu. Çizgisel hızım K'dan L'ye gelirken artar. Açısal momentumu değişmez, doğru, açısal momentumun korunumu. Dünyanın güneşe göre eylemsizlik torku azalır. Eylemsizlik torku neydi? Emre kare. R azaldığı için, M sabit kaldığı için eylemsizlik torku da azalır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olmuş olur sevgili gençler? E seçeneği olmuş olur. Evet. Şimdi burada Kepler kanunlarından diğer bir tanesi, güneş etrafında dolanan bir gezegenin K'den L'ye gelme süresi T1, M'den N'ye gelme süresi T2. Şimdi ne diyordu Kepler arkadaşlar? Aynı gezegen aynı sürede aynı açıyı, aynı alanı tarar diyordu. Şimdi buradan buraya S taradı T sürede. S taradı T sürede. Dolayısıyla K'dan L'ye gelme T1'e T dediysem N'den M'ye 2T diyeceğim. Dolayısıyla
sorumuzun cevabı 1 bölü 2 şeklinde karşımıza çıkmış olur. Bir cismin dünyadaki ağırlığı G kadardır. Kütlesi ve yarıçapı dünyanın yarısı olan gezegende aynı cisim kaç G ağırlığında gelir? Şimdi mg dediğim şey büyük G çarpı küçük m çarpı büyük m bölü r kare şeklinde ifade ediliyordu. Buradan küçük m'ler gidiyordu ve bir gezegenin yarıçapı g sabit çarpı kütlesi, gezegenin kütlesi bölü yarıçapının karesi oluyordu. Şimdi gezegenin, yani dünyanın inmesine g diyelim. Tamam. Ağırlığı büyük g oluyormuş ya. Dünyanın inmesine g diyelim. G çarpı büyük m bölü r kare g olmuş olsun. Şimdi benden ne istiyor? G üssü kütlesi ve yarıçapı dünyanın yarısı kadar olsun diyor. G çarpı m bölü 2 bölü r bölü 2'nin karesi, yani r kare bölü 4. Buradan ne gelecek? G çarpı m bölü 2 çarpı 4 bölü r kare. Yani g üssü dediğim şey bu yeni gezegenin ivmesi 2 tane g çarpı m bölü r kare olmuş oldu. Dolayısıyla 2g oldu. Şey 2 katına çıkarsa, çekim ivmesi 2 katına çıkarsa kütle de 2 katına çıkmış olur sevgili arkadaşlar. Yatayla alfa açısı yapacak şekilde v0 hızıyla fırlatılan bir cisim x kadar uzağa düşüyor. Aynı cisim, bu cisim aynı açı ve hızla çekim alan şiddeti 2 katı olan başka bir gezegende fırlatılırsa ne kadar uzağa düşer? Şimdi t uçuşu bana veren ifade neydi gençler? T uçuşu veren ifade v0y bölü 2g şeklindeydi. Bunun t olduğunu söyleyelim ve v0 çarpı t'nin x olduğunu söyleyelim. Şimdi çekim alan ivmesi 2 katına çıkarsa t uçuş eşittir v0y bölü 4g olacak bu defa. Yani t bölü 2 olmuş olacak süre. V0 çarpı t bölü 2 eşittir x bölü 2 olmuş olacak. Yani bu adam ne yapacak? Gidebileceği yolun yarısını gitmiş olacak sevgili gençler. Kütlesi m olan bir uydu dünya etrafında r yarıçaplı yörüngede düzgün dairesel hareket yapmaktadır. R yarıçapı arttırıldığında çizgisel hız ve dünyanın periyodu ve uydunun periyodu, uyduya etki eden genel çekim kuvveti F niceliklerinden hangileri artar? R yarıçapı arttırıldığında, şimdi R'yi arttırırsa uzaklaştırmış olacak. Uzaklaştırdığından dolayı hızı azalacak. Hızı azaldığı için periyodu bir kere artar. T artacak bir kere. T olacak cevaplarım arasında. Ancak F olmayacak sevgili arkadaşlar. Neden? G eşittir. F eşittir G çarpı M uydu çarpı M dünya bölü aradaki uzaklığın karesi. Bunu arttırırsam F değerim azalır. Dolayısıyla bunlar gitmiş oldu ve uzaklaştıkça hızım da azalacağından dolayı gençler V de olamaz. Dolayısıyla yalnız periyodumun artacağını ne yapabilirim? İfade edebilir, söyleyebilirim. Evet. Şimdi şu sorumuza bakıyoruz. Şekil 1'de ve şekil 2'de yayların esneklik katsayıları 4K ve 2K'dır. Yayların uçlarına asılı M4M kütleli cisimler titreşirken periyotları T1 ve T2 oluyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Şimdi T1 için yazalım gençler. T1 için 2pi M bölü K bölü 2'nin karekökü. T2 için yazalım. 2pi 4m bölü 2k. Bunları oranlamam lazım. 2pi'ler gidecek. 2m bölü k. Bak yukarıdakini ters çevirdim gençler. M bölü 1 bölü k bölü 2. M bölü 1 çarpı 2 bölü k oldu. 2m bölü k. Buradan da sadeleştirdim. 2 tane m bölü k'nın karekökü olmuş oldu. Buradan 1 gelmiş oldu. Sorumuzun cevabı, yani C seçeneği olmuş oldu. Evet, uzunluğu 4L olan ipin ucuna bir cisim asılarak K noktasından serbest bırakılıyor. O cisim O noktasındaki çiviye takılarak KM noktalar arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cismin K'dan L'ye gelme süresi T1, L'den M'ye gelme süresi T2 olduğuna göre T1 bölü T2 oranı. Şimdi gençler burada
Bakın periyodumun formülü neydi? T eşittir 2 pi L bölü G. Yani 2 pi ve G sabit bir sayı olduğu için periyodum uzunluğa bağlı. Dolayısıyla buradaki periyodum 2 T ise uzunluğun karekökü kadar. 1'in karekökü de 1 olduğu için buradaki periyodum T olmuş olur. Dolayısıyla buradan buraya K'dan L'ye gelme süresi 2 T bölü 4 iken L'den M'ye gelme süresi T bölü 4 şeklindedir. Dolayısıyla T1 bölü T2, 2T bölü 4 bölü T bölü 4, yani hop hop gitti. Buradan sonucum 2 şeklinde karşıma çıkmış oldu. Evet. Alamıyorum. Aldım. Bir cisim K, L noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cismin N noktasından geçerken hızının büyüklüğü V1V olduğuna göre denge noktasından geçerkenki hızının büyüklüğü kaç V'dir demiş. Şimdi buraya 2R diyelim, buraya R diyelim. N noktasından geçerkenki hızının büyüklüğüne V demiş. Dolayısıyla V eşittir omega çarpı 4R kare eksi R karenin kare kökü. Yani buradan V dediğim arkadaşım omega çarpı R çarpı kök 3 olmuş oldu. Şimdi bana maksimum hızı denge konumundan geçtiği için maksimum hızı sormuş. Yani omega çarpı 2R'yi sormuş. Buradan omega çarpı R'yi yalnız bırakırsam V bölü kök 3 eşittir omega çarpı R olur. Buradan 2V bölü kök 3 şeklinde sorumun cevabını söylemiş olurum. Evet, şekillerde eşit uzunlukta sarkaçların periyotları sırasıyla T1, T2 ve T3'tür. Asansör hızlanıyor. Asansör yukarı doğru hızlanıyor. Asansör aşağı yönde hızlanıyor. Tavandan bir sarkaç. Şimdi bu direkt T eşittir 2 pi L bölü G. Şimdi asansör yukarı yönde. Evet. Asansör yukarı yönde hızlanırsa T eşittir. İvme ne tarafa doğru olur? Pardon, aşağı yönde hızlanırsa ivme aşağı doğru olur. İvme aşağı doğru olursa eylemsizlik yukarı doğru olur. Aşağı doğru G, yukarı doğru A var. Dolayısıyla burada 2 pi çarpı L bölü G eksi A'nın karekökü olur. Bu T2 dediğim arkadaşım. Bu T3. T1'e geldiğimde ise asansör yukarı doğru hızlanıyorsa yukarı doğru A'sı var. İvme yukarı doğruysa eylemsizlik aşağı doğru. Çekim ivmesi aşağı doğru. Dolayısıyla T1 eşittir 2 pi. Dolayısıyla gençler ne oldu? M büyük 2. 2, 3, 1 şeklinde ne yaparız? Sıralarız sevgili arkadaşlar. Cevabımızı diyoruz ve burada soru çözümümüzü noktalamış olduk. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar sevgili üniversiteye hazırlık gençleri.